İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh. Büyükleri tanımak. Ahmet Mekki Efendi hal ehli bir zat idi. Her hali insanlara birer nasihat idi. Var idi kendisinde iyi huy, güzel ahlak. Şefkatli davranırdı o herkese muhakkak. Her ne zaman bir sohbet etseydi o halka, ölüm ve ahiretten bahsederdi mutlaka. Bir günde buyurdu ki, gidilirken bir yere, ihtiyaç duyulursa nasıl ki bir rehbere, Allah'a kavuşturan bu din yolunda da hem, yolu bilen bir rehber lazımdır, hem de elzem. Bu din, sorup öğrenmek ve iş yapmak dinidir. İnsan yalnız kalırsa, bu çok tehlikelidir. İnsana dost lazımdır, olsa da bir tek kişi. Yoksa, kitap okumak olmalı onun işi. Kendi aklına göre giderse eğer insan, arkadaşı şeytandır ve sonu olur hüsran. Bir günde buyurdu ki, Hak Teâlâ insanda iki korkuyu birden cem etmez bir arada. Yani kim bu dünyada korkar ise Allah'tan, korkmaz o ahirette cehennemden, azaptan. Dünyada korkmayan da çok korkar ahirette. Zira o kimse için azap vardır elbette. Korkmanın menşeinde vardır gizli muhabbet. İnsan çok sevdiğinden çekinir, korkar elbet. Allah korkusunun da temelinde bu vardır. Bu sevgi çoğaldıkça korku dahi çoğalır. Kulda böyle korkunun hasıl olması için mütevazı olması lazım gelir kişinin. Kibirli insanları Rabbimiz sevmez elbet. Sevmediğine ise vermez muvaffakiyet. Gayriyi beğenmeyen çok adi birisidir. Şeytan huylu ve hatta şeytanın kendisidir. Şeytan, Adem Nebi'ye karşı kibrettiğinden kovuldu, tard olundu huzur-u ilahiden. Yine o buyurdu ki, evinde bir sohbette, eğer niyet hayırsa, hayırdır akibette. Hak Teâlâ bir kula eder ise muhabbet, sevdiği bir kulunu tanıtır ona elbet. Gösterir demiyorum, tanıtır, çok sevdirir. Görmek ile tanımak, zira ayrı şeylerdir. Her kime tanıtırsa Allah böyle birini, vermiş demektir ona her türlü nimetini. Nasıl Resulullah'ı çok sevdi sahabiler, verdi Allah onlara çok ulvi dereceler. Çok yüksek olsa bile başı bir evliyanın, ayağı altındadır sahabe-i kiramın. Onları tanımakla tanımayıp sevmemek arasında çok büyük fark vardır, bilmek gerek. Gözü açık olanla âmâ olan gibidir. Onları tanıyan ve seven çok talihlidir. Müzik.
değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya-i Kiram'dan olan Vehhab bin Verd rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, yerin demir, göklerin bakır olduğunu görsem rızkımdan endişe etmem. Eğer endişeye kapılacak olsam kendimi Allah-u Teala'nın bütün mahlukların rızkını vermeye kefil olduğuna inanmamış kabul ederim buyuruyor Vehhab bin Verd rahmetullahi aleyh. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. Selamünaleyküm. İyi günler. Aleyküm selam. Buyurunuz. 4 tane soruma geçiyorum. İslam ahlakında dikkatimi çeken bir şey oldu. Camide ayakkabı benzerlerini arkada bıraktığını mekruh oldu yazıyor. Şimdi caminin girişinde zaten ayakkabılıklar. Bu şekilde arkamıza konuyor. Ne yapmamıştık? Anlayamadık efendim. Bir daha söyler misiniz? Evet. Şey, hoparlıyı kapatın. Şimdi camide ayakkabı benzerlerini arkada bırakmanın mikro olduğu yazıyor. Ayakkabı ve benzerleri. Camiye girişte ayakkabılar hep arkada, ayakkabılar hep arkada. Yani arkada bırakmış oluyoruz ayakkabıları. Ne yapmamız gerekiyor o zaman? İkinci sorum, kunut dualarının ikincisini okurken bazen şaşırıyorum. Aklıma gelmiyor, unutuyorum. Secdeyi seyredip kurtarıyorum. Yani secdeyi seyredip yapmam gerekir mi? Birincisini okuyorum yalnız, onu söyleyeyim. Okuyor musunuz? Bir tanesini evet. Okuyorsunuz değil mi? Evet, birincisini okuyorum. İkincisi de şaşırıyorum. Secdeye yapmam gerekiyor. Ben yapıyorum gerçi ama yapmam gerekiyor aslında yani. Gerekmez. Peki, üçüncü sorum hocam. Camide imama uyduk. İmamı görüyoruz ya da imamı göreni görüyoruz. Fakat imam hoparlör okuyor, biz arka taraftayız. Bu namaz oluyor mu? Ve son sorum da, Hanefi mezhebinin dışındaki diğer üç mezhepte vacip makamı var mı? Allah razı olsun. Tamam. Teşekkürler, hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Ben miyim hocam? Evet, buyurunuz. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Şimdi hocam ben namaz hakkında soracağım da bu sünnetlerde daha önce kazaya kalmış, kazaya niyetlendiğimiz zaman birincisi bunu kametle mi kılacağız? İkincisi de ben bundan şimdi hani seferi oluyorum, seferiyle de mi aynı oluyor? Onu bir kısaca anlatırsanız hocam. Bir de ben şu an yolda olduğum için ricam hani çekmez birazdan radyoda. O yüzden çorumu geçiyorum şu anda. Estağfurullah. Efendim seferde de olmuş olsa kaza kılarken de kamet getirmek sünnettir. Anladım. Kametli kılacağız. Bir de sabah namazında hani tam kılacağız değil mi sabahı? Siz öyle dediniz. Tabii tabii. Onu bir anlatırsanız teşekkür ederim hocam. Kolay gelsin. Allah-u Teala razı olsun. Sabah namazının sünnetini yine sünnet olarak kılacağız. Kaza borcumuz olsa bile. Çünkü vacip makamında deniyor. Tamam. Anladım. Teşekkür ederim hocam. Bir şey değil. Hayırlı yolculuklar. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Bu Toki'nin vermiş olduğu evlere girmenin bir mahsuru var mı? Dini açıdan. Hiçbir mahsuru yok. Şunun için soranlar oluyor. Taksitler belli. Diyelim 120 ay, 240 ay vade girdik. Her sene veya 6 ayda bir, onu tam bilmiyorum. Memur maaşı oranında artacak ya. Onu bunun bir sakıncası var mı diyenler var. Şimdi Mustafa Bey bakıyorum böyle bir sürü videolar falan yayınlanmış. Dinleyicilerimizden de bunları çekip bize gönderenler oluyor. Böyle sarıklı sakallı falan işte efendim o olmaz da bu olmaz da falan. Tam sobalık adamlar biliyor musun? Tam sobalık adamlar. Sen hangi ülkede yaşıyorsun, hangi devlette yaşıyorsun, hangi sistemde yaşıyorsun ya? Osmanlı ile beraber İslam ahkamının hepsi yer üstünden kaldırılmış. Yok böyle bir şey. Yamalı bohça gibi aynı şekilde bunu buraya şey yapıyorsun. Mevcut sistem içerisinde oluyor bu. Osmanlı döneminde olsa tamam senin dediğin doğru. Kitapta öyle yazıyor. Saadet-i Ebedi Bey ve Şira bahsi var. Uzun uzun anlatılmış. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh bir emek vermişler. Bütün kurumlarıyla beraber İslam ahkamı tatbik edildiği zaman uygulanır onlar. İslam ahkamının tatbik edilmediği yerlerde farklı olanlar var. Mesela bu sosyal konutlar. Ne deniyordu? Toki'nin yapmış olduğu sosyal konutlar. Ya adam başından diyor ki bu kadar işte peşin vereceğim. Ayda şu kadar şu kadar. Ondan sonra enflasyona göre. Osmanlı döneminde enflasyon yoktu. Niye yoktu? Ya parasını altın ve gümüş olarak basıyordu. Neyle değiştireceksin altın ve gümüş? Tamam mı?
Paranın değeri düşmüyor, bir şey düşmüyor. Pahalılık olur, ayrı bir mesele. Bugün bir altın olan önümüzdeki sene de bir altın oluyor. Evet, yani şey olmuyor yani, değişmiyor. Bir altının değeri veyahut da gümüş ise gümüşün değeri hep aynı kalıyor. Ama efendim işte bir altında da iki altına çıktı. Ha, olur, o ayrı bir mesele. Pahalılık olur. Peygamber bu da çok nadirattan. Nadirattan. Şeyde Allah-u Teala rahmet eylesin. Ahmet Turgut Özal bir gün işte bir toplantıda Emen abilerle şey yapıyorlar. Görüştüler de Emen abiler anlatmışlardı. Böyle baş başa bir şey arz etmesi gerekiyor falan. Orada demiş ya bu enflasyonu falan. Emen abi de demiş onun kolayı var. Nasıl demiş bana. Kağıt parayı kaldır altın bas. Çok zor demiş. Kağıt parayı kaldır altın olarak bas bunu. Hepsi şey yapar. Kağıt paranın kıyamayacağı yer var. Bir kıymeti söz konusu değil ki. Bütün dünya ülkelerin paralarının aynı şeyde kıyamayacağı yer var. Bir zaman hatırlar mısın? Yugoslav dinarı vardı. Çok pahalıydı. Yugoslav devleti yıkılınca çuvalla aynı şekilde ortalıkta dolaşıyordu. Bir kıymeti yoktu. Irak dinarı vardı. Irak aynı şekilde perişan olunca çuvalla aynı şekilde dolaşıyordu. Bir kıymeti yoktu. Ama o çuvalla olacağına birkaç tane çeyrek altının veyahut da birer gramdan 10 tane altın olmuş olsaydı, yani Yugoslavya devleti yıkılsa, Irak devleti de yıkılsa, Sovyet Sosyal Cumhuriyeti Birliği de dağılsa, o yine altın ya. Değil mi? O kıymeti yine, var ya. Yine altın. Bir şey okudum da gerçi konuyla alakalı değil. Bu Sovyet Sosyal Cumhuriyeti Birliği'nde Yahudilerden işte ülkeyi terk edenler oluyor falan. Adam elindeki altını işte Lenin'in heykeli olarak, heykelci olarak, büstü olarak yapmış. Onu da alçıyla falan şey yapıyor falan. Gümrükten geçerken diyor ki bu ne? Ben diyor bu adamı çok sevdim. Onun için diyor hani giderken de yanımda şey yapacağım falan filan. Büstünü götüreceğim. Büstünü götürüyorum falan. Şimdi onlar da ahmakmış neyse salmışlar. Adam İsrail'e gelince diyorlar ki ne bu? Bu diyor altın. Üstündeki alçıyı kaldırıyor. İçinden altın çıkıyor. Altın kaçırmış adam. Altın kaçırmış adam. Dolayısıyla altın her tarafta aynı şekilde. Çünkü altına Allah-u Teala kıymet vermiş. Peki bugün döviz olarak kullanılanlara insanlar yani belli devletler kıymet vermiştir. Onların da belli bir zaman dilimi vardır. Ondan sonra götürürsün aynı şekilde soba tutuşturursun ve yakarsan aynı şekilde tandırda yakarsın. Başka bir işe yaramaz. Dolayısıyla bugünkü sistemde adam diyecek aynı şekilde enflasyona göre işte maaşlara yapılan zamma göre bu kademeli şekilde artacak. Şimdi İslam ahkamının tatbik edildiği yerlerde biliyor ki fiyat belli. Fiyat belli olsun doğru. Ama buradaki fiyat meçhul. Fiyat meçhul. Peki bu bunun içerisine uymaz. Doğru uymaz. Mesela Saadet-i Ebedi'de Bey ve Şira bahsi anlatılırken alışveriş konusunda üç tane ayrılmış. Bir, sahih olan bey, sahih olan alışveriş. Nasıl olacak? Fiyat belli, mal belli, ödeme zamanı belli. Bu üç şart varsa bu sahih olur. İkincisi, fasit olan bey. Fasit olan bey, mesela ev belli de, ödeme zamanı da belli, fiyat belli değil. Fasittir bu. Üçüncüsü, ne ev belli, ne fiyat belli, ne de mal belli. Yok ortada öyle bir şey. Hani zaman zaman diyoruz ya, buradan geçen ördek sürüsünü sana satayım diyorum, tamam mı? Belli değil bir kere, tamam mı? Çiçekteki elmayı satmak gibi. Olmaz. Onun da aynı şekilde çarelerini bildirmişler. Yani Müslümanlar İslam ahkamının tatbik edilmediği yerlerde nasıl hareket etmesi lazım. Ve Saadet-i Ebedi kitabında buyuruyor ki İslam ahkamının tatbik edilmediği yerlerde fasit akitler sahiptir buyuruyor. Bir, buradan kurtarıyor. İki, adam kabul etti bu anlaşmayı. Evin aynı şekilde şu kadar falan dedi. Tamam, ısmarlama şekliyle. Ödedi bitti. Arada zamlar yaptım, ne yaptı. Netice itibariyle ödenecek değil mi? Ödendiği zaman bitti. O zaman bu ev bana 300 bin liraya, 400 bin liraya veya 1 milyon liraya mal oldu. Bana satış fiyatı bu oldu. Oradaki memur he diyecek, tamam bitti. Alışveriş oldu mu? Oldu. Dolayısıyla problem yok. Peki öbür? Şimdi
Hani zaman zaman söylüyoruz ya, efendim İslamiyet'i bilmiyorlar, fıkıh kitaplarını okumuyorlar. Tek kaynak Kur'an, işte tek kaynak Kur'an diye böyle çıkmaza girer. Kendi ondan sonra oturur, video hazırlar. Efendim, başında sarık, ağzının sakalıyla falan bir şeyler söylüyor falan. Müslümanları günaha sokuyor, haram işleyici görüyor falan. O promosyonda da öyle. Efendim işte falan banka olurmuş, işte filan banka olmazmış. Ya banka dediği zaman hepsi birdir bunun ya. Ne farkı var tabii. A bankası, ben bankası, Türk bankası, Kürt bankası neyse ne fark eder ki? Banka bankadır yani. Yani Osmanlı Devleti yıkıldıktan sonra kurulan Avrupalıların, Amerikalıların kurmuş olduğu bir sistemdir bu. Her tarafta yürürlüktedir bu. Suudi Arabistan'da da, İran'da da, Rusya'sında da, Amerika'sında da, Avrupa'nın bütün ülkelerinde de, Afrika'nın ülkelerinde de hepsinde yürürlükte bu. Adamlar getirmiş, sistemini koymuş. Böyle yapacaksın diyor. Yoksa yaşama şansın yok. Dolayısıyla bu sistem içerisinde günah işlememek için kitapları, fıkıh kitapları okunursa, biz de diyoruz ki Saadet-i Ebediye kitabının faiz ve banka kısmı, bey ve şira bahsi çok dikkatli bir şekilde okunursa, böyle abuk subuk kendi kafalarına göre fetva adı altında şeyler söylemekten imtina ederler. Tabii bizim bu söylediklerimizi anlamayacakları için yanlış söylüyor diyorlar. Hani bir hikaye anlatırdık ya zaman zaman. Bir hikaye var ya. Adam rüyasında öyle yağmurlar yağıyor ki, bakıyor ki o yağmurlar kaynak sularına ulaşıp da insanlar o sudan içince deliriyor. Bunu birkaç sefer görünce adam çok etki altında kalmış. Evi de geniş bir şekilde bahçe üzerinde şey yapılmış. Adam bahçe duvarlarını yükseltmiş. Ondan sonra evin içerisinde o bahçelere sarnıçlar kurmuş. Yiyecekler stoklamış. O sarnıçlara su toplamış. Gel zaman git zaman bir gün böyle pencereden bakarken hakikaten rüyasında gördüğü o yağmurlar yağıyor. Adam dışarı çıkmıyor. Yiyeceği, içeceği hepsi stoklu evde. Kaynak sularına ulaşınca içen deliriyor. Netice itibariyle bununki de sular bitmiş. Yani sarnıçlardaki sular bitmiş. Yiyecek de tükenmiş. Mecburen dışarı çıkıyor. Dışarı çıkınca bütün insanlar bunun peşine takılmış. Deli diye. Bir akıllı mı kaldı çünkü? Deliler nesinde bu? Deli. Bir tek akıllı mı kaldı? Dolayısıyla fıkıh kitaplarından uzaklaşmış, kendi kafalarına göre fetva verenler. Mesela bir tanesi mail yazmış. İşte insanlar için, Allah-u Teala mahluki için kullanılan kelimeler Allah-u Teala için kullanılmaz. Diyor ki işte bunu dizayn etmiş. Bunu çok güzel tasarlamış. Bunlar insan için söylenen sıfatlardır. Bunu Allah-u Teala için söylemek, Allah-u Teala için söylemek küfür olur buyuruyor. Küfür olur. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Güneş sistemini çok güzel tasarlamış demek mesela. Veyahut da aynı şekilde bir hayvanı anlatıyor. İşte sindirim sistemi öyle güzel tasarlanmış ki, öyle dizayn edilmiş ki falan filan. Halbuki yaratmış. Yaratmak yoktan var etmek demektir. Allah-u Teala'nın gücünü, kuvvetini aynı şekilde biliyor. Allah-u Teala tasarlamaz, bir şeyi yapacağı zaman ol der biter. Olmaz. Ya. Tasarlamak için düşünürsün. Dizayn etmek için düşünürsün. Bu insana mahsus bir şey. Bu insana mahsus olan sıfatlar. Şimdi adam tek kaynak Kur'an derse bunları anlamaz. Bunu söylediğin zaman da adam Kur'an'da var mı? Yok. Yani Kur'an'a göre adam aynı şekilde, çünkü mezhepsizlik büyüklerden bir zat da söylüyor. Hatta eski İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü Müdürü Ahmet Davutoğlu Hoca vardı merhum. Şimdiki Davutoğlu ile karıştırmamalı. O da aynı şekilde söylüyordu. Mezhepsizlik dinsizliğe giden köprüdür. Nitekim şimdi aynı şekilde patır patır dökülüyor böyle. Bir tanesi yazmış böyle işte, dizayn etmiş falan. Onu da savunuyor. Ahmakça savunuyor. Ehl-i Sünnet alimlerin kitapları okunmazsa patır patır iman da gider. Bu çiviyle çakılmış bir şey değil. Allah-u Teala hepimizin sonuna ayrı eylesin inşallah. Yani mahsuru yok, girilebilir Toki'ye. Tabii girilebilir. Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, önce haramlardan sakınmalıdır. İslam dininde haramlardan sakınmak emirleri yapmaktan daha önce gelir. Zira ameller üçe ayrılır. Birincisi günah olan işlerdir. Bunlar Allahü Teala'nın beğenmediği şeylerdir ki masiyet denir. Emredilenleri yapmamak ve yasak edilenleri yapmak masiyettir, yani günahtır. İkincisi Allahü Teala'nın beğendiği şeylerdir ki taat denir. Bunları yapanlara sevap verileceği vaat edilmiştir.
Üçüncüsü ise mübahlardır. Bunlar yapanın niyetine göre taat veya günah olurlar. Bunlardan birincisi, yani günah olan işlerden sakınmak çok kıymetlidir. Zira nefse günahlardan kaçmak, ibadet yapmaktan daha güç gelir. Onun için günahtan kaçmak daha çok sevaptır. Zaten Peygamber Efendimiz bir zerrecik, yani çok az bir günahtan kaçınmak, bütün cin ve insanların ibadetleri toplamından daha iyidir buyurmuşlardır. Abdullah bin Ömer Hazretleri de, kambur oluncaya kadar namaz kılsanız ve kıl gibi oluncaya kadar oruç tutsanız, haramdan kaçınmadıkça kabul edilmez, faydası olmaz buyurmuştur. Dinimizin bildirdiği sıraya göre önce ehl-i sünnete uygun iman etmek, sonra haramlardan sakınmak, sonra farzları yapmak, sonra mekruhlardan sakınmak, sonra müekket sünnetleri, daha sonra da müstehapları yapmak lazımdır. Bu sırada önce olanı yapmayanın sonra olanı yapmasının hiç faydası olmaz ve önce olanı yapabilmek için sonra olanı terk etmesi caiz, hatta vacip olur. Seyl bin Abdullah-ı Tüsteri Hazretleri buyuruyor ki, hakiki imana kavuşmak için 4 şey lazımdır. Bütün farzları edeple yapmak, helal yemek, görünen ve görünmeyen bütün haramlardan sakınmak ve bu üçüne ölünceye kadar devam etmeye sabretmek. Allahü Teala haramlardan sakınanı, farzları yapanlardan daha çok sever. İyi huylu olmak farzdır, kötü huylu olmak haramdır. Kötülük yapmaktan sakınmak, iyilik yapmaktan daha kıymetli ve daha sevaptır. Kalp göze tabidir. Gözler haramdan sakınmazsa kalbi korumak güç olur. O halde imanı olanların, Allahü Teala'dan korkanların harama bakmaması, günah işlememesi lazımdır. Ancak bu suretle kendini korumak, dünya ve ahirette zarardan kurtulmak mümkün olur. Zamanımızda vera ve takva, kalbi, dili ve bütün uzuvları haramdan korumak, insanlara ve hayvanlara zulüm, işkence yapmamaktır. Bunun için haramların hepsinden ve tahrimi mekruhlardan sakınmak takva olur. Farzları ve vacipleri terk etmek haramdır. Müekket sünnetleri özürsüz terk etmek tahrimen mekruh olur. İtikatta, ahlakta, amelde emrolunanları terk edene azap yapılacaktır. Azaba sebep olan şeyleri terk etmek lazımdır. Emirleri Allah rızası için yapana sevap verilir. Hayırlı iş yapana niyetine göre sevap verilir. Kötü iş yapanın niyetine bakılmaz. İyi niyetle yapsa da cezasını çeker. Zira iyi niyetle günah işlenmez. Günah işlememek kalbinde meleke, tabiat halini almalıdır. Bunu başarabilen kimseye müttaki ve salih denir. Kalpte tabiat halini almadan, kendini zorlayarak günahlardan sakınmak takva olursa da, veli olmak için günah işlememek huy halini almalıdır. Bunun için de kalbin temizlenmesi lazımdır. Kalbin temizlenmesi, İslamiyet'e uymakla olur. İslamiyet 3 kısımdır. İlim, amel, ihlas. Emirleri ve yasakları öğrenmek, öğrendiklerine tabi olmak, bunları yalnız Allah rızası için yapmak lazımdır. Kur'an-ı Kerim bu üçünü emir ve met etmektedir. Bir kimsenin kalbinde Allah sevgisinden başka bir şey varsa, diğer insanların kalbinde o insana karşı sevgisizlik doğar. Allahü Teala'ya yakın olmak, yani onun sevgisine kavuşmak için ihlasla İslamiyet'in hükümlerine uymak lazımdır. Bu hükümlere uymak, önce ehl-i sünnet alimlerinin bildirdikleri gibi iman etmek, sonra haramlardan sakınmak ve farz olan ibadetleri ihlasla yapmak demektir. Din büyükleri talebelerine ve kendilerini sevenlere nasihat ederken, hep Allahü Teala'yı an, dilini başka işlerle uğraşmaktan koru, nefsini hesaba çek,
ilme yapış ve edebi muhafaza et. Merhamet sahibi ve yumuşak ol. Allahü Teala'yı unutturacak her şeyden uzak dur. Bir kimsenin Allahü Teala'ya olan sevgisinin gerçek olup olmadığının alameti, kendisinde deniz misali cömertlik, güneş misali şefkat ve toprak misali tevazu gibi üç hasletin bulunmasıdır, buyururlarmış. Bir yandan günah işleyip, bir yandan da estağfirullah demek, istiğfar değildir. Asıl istiğfar, Allahü Teala'nın emirlerine uymak, yasak ettiği şeylerden sakınmak, günahları terk etmektir. Allahü Teala izzeti ve şerefi ilme ve ibadete vermiştir. İlim de ehl-i sünnet alimlerinin eserlerinde vardır. Alçaklığı ve zilleti de haramlara vermiştir. Haramlara düşmemek, dünya sevgisini kalbe sokmamak lazımdır. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim ilk dinleyicimiz Saadet-i Ebediyede de yazıyor. Camide ayakkabıları arkaya bırakmak mekruh yazıyor. Şimdi camilerde arkaya bırakılıyor. Mustafa Bey'in çocukluğumda bu meseleyi bilenler varmış demek ki. Bazı camilerde böyle her safın önünde bir ayakkabı koyacak ayakkabılıklar vardı. Vardı, evet. Sonra Diyanet bunların hepsini kaldırttırdı zannedersem. Evet. Devreye girdi. Bunların hepsini kaldırttırdı. Yoksa vardı. Bu iş biliniyordu. Şimdi dinimizin bildirmiş olduğu haram ve mekruhlar, farz, vacip ve diğer ibadetler, emirlerde mutlaka fayda var. Yasak edilenlerde de mutlaka zarar var. Şimdi başıma geleni anlatayım. Bir Ramazan-ı Şerif, Fatih'teyiz o zaman, İstanbul Fatih'te. Bir arkadaşım birisi davet etti. Davet ettiği evin yanında bir cami vardı. Dedim akşam namazını burada kılıvereyim. İmamı da uygundu. Hoparlör falan yoktu o dönemlerde. Burada kılayım. Baktım birinci rekat bitmek üzere falan. Ayakkabıyı da yeni almıştım. Ya dedim, ayakkabıyı içeri mi alsam, burada mı bıraksam? Çünkü o caminin de daha henüz şeyleri vardı falan. Ya çıkarıp oraya kadar götürünceye kadar zaman geçecek, yetişemeyebilirim diye bir tereddüt hasıl oldu. Ayakkabıyı bu dinleyicimin arkadaki şeye bıraktım. Namaza durdum ama kalbim de orada kaldı. Ayakkabı da yeni. Ayakkabı da yeni. Namazı bitirdim, çıktım, ayakkabı yok. Hissetmişsiniz hocam. Ayakkabı yok. Ya dedim, değil misin bildirmiş oldu. Hiçbir şey yanlış değil. Benim kalbim meşgul etti, ayakkabı da gitti. Ama ben onu önüme koymuş olsaydım, böyle bir durum olmayacaktı. Çalamazdı da zaten. Çalamazdı, oraya da gelemezdi. Oraya da gelemezdi. Dolayısıyla dinimizin bildiği, ha peki nasıl olabilir? Hani ayakkabın yenidir, şeydir falan. Poşet götürürsün. Poşetin içerisine ayakkabıyı koyarsın. Götürüp içeride, poşetin içinde çünkü. Namaz kılarken önüne koyuverirsin. Hani bu çoğalınca imamlar, müezzinler müdahaleye kalkabilir. O zaman da dersin ki arkada peş cemaat. Bak, kitaplarda böyle yazıyor. O zaman buralara şey koyun. Ayakkabılık koyun. Daha önce vardı çünkü. Daha önce vardı. Efendim, bu namaza zarar verecek bir şey midir? Kalbi meşgul ediyor. Kalbi meşgul ediyor. Ya adam şimdi diyebilir ki ya yok biz onu içeriye gene yaptırmayız ama gerekirse işte güvenlikçi koyarız bir tane. O ayakkabılarınıza bakar, sizi kalbinizi meşgul etmeyin falan. Diyebilir yani. Babam rahmetli anlattı, bir hikaye tırma geldi. Bir zamanlar bir kümese bir tilki dadanmış. Kümes ahalisi haberi aynı şekilde dilekçe yazıyor, dilekçe yazıyor, yok. Bir heyet kurmuşlar, gidiyorlar falan. Aha, bakmışlar ki amir makamında oturan tilki, o kümese dadanan tilki. Tavukları götürüyor. Kimi kime şikayet edecek? Ya güvenlikçi götürüyorsa? Yani en doğrusu kalbin meşgul olmaması ve o ayakkabılarında başına bir şey gelmemesi için yani onu önüne koymak.
Yani İslamiyet'in bildirdiği en doğru şekildir. Şeyde hani konuyu geçiyor da bu bir kanalda, bir haber kanalında bir tane profesör, doktor, yani mesleği doktor sunucu işte soruyor, o da cevaplandırıyor. Tıp ben cevaplandırıyor. O da enteresan bir şey söyledi. Bu vücut dedi günde iki defa yemeğe göre yaratılmış dedi. Üçüncü öğünü Amerikalılar Afrika'dan getirdikleri köleleri 18-19 saat çalıştırmak için dedi üçüncü öğünü koymuşlar dedi. Hani şimdi başmak silah duymasın da kümeste 24 saat ışık, hayvan bilemiyor önünde yiyip kakakak boyuna yiyor yumurta yiyor. Gece de yumurtluyor hayvan. Hayvan yürüyemez hale geliyor. Sokağa bıraksan düşüyor şeyden, kilodan dolayı. Dolayısıyla Allah-u Teala belli şeyleri yaratmış ve ölçüleri bildirmiş. Biz bu ölçüye uyarsak rahat ederiz. Bir rahatlık da şöyle olabilir. Şimdi diyelim ki cuma namazı. Hı-hı. Bütün ayakkabılar arkada. Namaz bitiyor. Hurra, insanlar çıkıyor. Herkes ayakkabı peşinde. Tabii. Ondan sonra ayakkabı arıyorsun. Şuraya yani birbirine çarpıyor insanlar. O oraya gidiyor, bu buraya gidiyor. Değişik oluyor. Ya yani yakınında bir yerinde olsa elini alırsın gidersin. Evet. Bu pandemiden sonra işte bu krizden sonra Avrupa havaalanları öyle oldu ya. İşçiler yok. Valizleri atıyorlar. Hangini beğenirsin? Evet. Hangini beğenirsin? Kendi valizin dışında hepsini alabilirsin. Karma karışık oluyor. Efendim dinleyeceğimiz ikinci olarak hani kunut duasının dediği birini okuyorum, ikincisinde yanlışım. Ben de secdeyi sevip de yapıyorum bazen. Yapmasına gerek yok. Bir tanesini okuyunca o yerine gelir. Çünkü kunut duası okumak vacip. Kunut tekbiri almak vacip. Meşhur olan iki kunut duasını okumak da vacip bir kavle göre. Fakat diğer kavle göre meşhur iki kunut duasını okumak sünnettir buyuruyor. Dolayısıyla bu kunut dualarını bilmeyen üç defa Allah mağfirli, Allah mağfirli diyebilir veyahut da Allahümme Rabbena atina fiddünya onu okuyabilir buyuruluyor. Veya birisini biliyorsa birisini okuyabilir. Birisini okuyunca secde-i sehve gerek yok o ikinci kavle göre. Bir de dedi ki hani dedi siz de anlatıyorsunuz dedi göreni görmek suretiyle. O da çok zor bir hadise. Yani evet kitaplarda öyle bildiriliyor da cami kalabalık mesela. Dış kapının oraya kadar sen de orada durmuşsun. Bir kere öndeki insanlar bu hükmü bilmiyor ki. Yani öndeki imam görmüyor, görmeye tabi değil ki. Değil. Hoparlöre tabi. Aha. Bunun için cuma namazının, cumanın bereketi için gidiyoruz. Zuhr ahiri mutlaka kılıyoruz. Diğer vakitlerde ön safta imamın sesini duyabilecek yerdeysek ne ala değilse iade ediyoruz. Bir de dinleyicimizin cari bir dikkat bir suali vardı. Tabi biz zaman zaman suallerde de onunla aktarıyorduk. Diğer üç mezhepte vacip hükmü var mıdır? Yok. Kullanmamışlar. İmam-ı Şafii, İmam-ı Malik, İmam-ı Ahmet bin Hanbel Hazretleri. Onlar vacip yerine müekked sünneti kullanmışlar. Hanefi mezhebinde sadece var. Hanefi'de var. Evet, Hanefi'de var. Mesela Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhebindeki müekked sünnetler Hanefi'deki vacip hükmündedir diye de kitaplarda bilgi verilmiş efendim. Peki İmam Mansam Ebu Hanife Hazretleri buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i Şerif'te yani o hüküm geçiyor. Geçiyor da ama delalet ettiği mana zanni. Mesela Kur'an-ı Kerim'de özür dilerim. Her zaman kısa sure okuduğumuz Kevser suresinde Esnaf'ında Keven Har emir sigasıyla kurban kes buyuruyor Cenab-ı Hak. Kurban kes. Şimdi ayet-i kerim var. Yani delili var. Ama delalet ettiği mana zanni. Umumi değil bu buyuruluyor. Bu Peygamber Efendimiz'e hitaptır. Peki ümmetine? O zaman Peygamber Efendimiz'in yaptıklarına ve hadis-i şeriflere bakıyorlar. Ha, delalet ettiği mana farz değil. Halbuki ayet-i kerimde bildirince farz olması lazım. Farz değil. Eğer bu. Peygamber Efendimiz dönseydi ümmetine kurban mutlaka kurban kesin siz de deseydi o zaman evet, farz olurdu. Farz olurdu. Dolayısıyla İmam Asım Ebu Hanife Hazretleri buyuruyor. Ayet-i kerimede var. Ama delalet ettiği mana zanni olmaz sebebiyle bu farz değil, vacip kelimesini kullanmış. Hatta vacip kelimesi mesela şeyde hadis-i şeriflerde falan geçmiş. Mesela el-vitru hakkun kelimesi vacip makamında söylemiş. O hak kelimesinden de İmam Asım Ebu Hanife Hazretleri yani vitir hak. Evet farz değil.
Ama diyor ikinci basamakta vacip. İkinci basamakta vacip. Delalet ettiği ama hem ayet-i kerimede hem hadis-i şerifte var hem de delalet ettiği mana kesin, kati. Namaz kılınız. Ayrım yok orada. Namaz kılınız. Gusül alınız. Abdest alınız. Emir kesin. Bütün insanlara emir. Tabii. Artık. Bütün iman edenler hepsine. Zekat veriniz. Hacca gidiniz. Kesin bu. Ha orada hadis-i şeriflerle zaten ayet-i kerimede de işaret var onlara. Haccın kimlere farz olduğu, zekatın kimlere farz olduğu. Onlar da bildirilmiş. Nelerden, ne miktarda zekatlar verileceği. Onlar da aynı şekilde bildirilmiş oluyor. Vacibi biz bir de halk arasında da kullanıyoruz mesela. O farklı bir manada oluyor artık değil mi? Mesela ya o bize geldi, bizim de ona gitmemiz vacip oldu gibi mesela. Yani bir yerde lazım manasında kullanırız. Lazım manasında. Evet. Lazım. Gitmemiz lazım. Yani gitmezsek ayıp olur. Halk anlıyor. Şimdi yeni nesil bilmez de. Bilmeyen. Önceki nesiller bilir. Bizim neslimizden de bilenler var, bilmeyenler var. Tabii de dinini, din kitapları okuyanlar bilir. Efendim gelelim son dinleyicimizin sualine. Gerçi cevabını verdik ama kaza namazı kılarken orada hemen onun sualine cevap verdik ve kapattık. Dinleyicilerimizden bazıları hatırına gelebilir. Çünkü ahir zamandayız. Anlayış aynı şekilde azaldı. Anlayış azaldığı için de kafalar karıştırabilir. Hemen mesela hanımlardan da biz de mi kamet getireceğiz diyenler olabilir. Efendim hanımlara yani Allah-u Teala kadın kullarına ezan okumayı da kamet getirmeyi de emir etmemiş. Peygamber Efendimiz bildirmemiş. Dolayısıyla bu erkeklere emirdir. Ezan okumak da kamet getirmek de sünnettir. Yani kamet getirmek erkekler için. Vaktinde namazı kılarsak öğle namazının farzını kılıyoruz. Kamet getirmemiz sünnettir. Cemaatle kılarsak müezzin kamet getirince hepimiz için getirmiş oluyor. Problem yok. Tek başına kılıyorsak kamet getireceğiz. Kazaya kalan namazları kaza ederken de erkeklerin edasında kamet getirmek sünnet olduğu gibi bunları vaktinin dışında kaza ederken de getirmek yine bunlar için de sünnettir buyuruluyor. Ama hanımlar getirmeyecek. Efendim şimdi sabahın sünneti o kaza namazları konusunu sorduğu için biz ona gereken cevabı verdik. Çünkü dedi şu anda dinleyemeyebilirim. Ama o iki türlü de anlaşılabilir. Biz ikisini de anlatalım. Hanefi mezhebinde sabah namazının sünnetine vacip makamında denildiği için kazaya kalan namaz borçları olanlar öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazların ilk ve son sünnetlerinde kazaya niyet etmeleri gerekir. Ama sabah namazının sünnetini yine sünnet olarak kılacaklar. Çünkü vacip makamında. Peki ayrıca mesela beş vakit namazdan kazaya kalanlar sadece farzları mı kaza edilir? Evet sadece farzları kaza edilir. Bir tek sabahın mesela bu sabah diyelim ki ben uyanamadım. Uyandığımda vakit bitmişti. Saat diyelim ki 9-9.30 olmuş. Evet. Mekruh vakitte çıkmış. Hemen abdest alır. Sünnetiyle beraber kaza ederim öğleye kadar. Hanefi mezhebinde böyle bu sünnetiyle beraber öğleye kadar kaza edilir. Niyet ettim bugün kazaya kalan vaktinde kılamadığım sabah namazının sünnetini kaza etmeye ve kamet getiririm. Niyet ettim bugünkü vaktinde kılamadığım sabah namazının farzını kaza etmeye. İkisinde de kaza diyorum. Peki efendim unuttum ben kuşluk vaktinde kaza edecektim. Öğle vakti giriverdi hatırladım sabaha kalkamadığımı. Artık sünneti kaza edilmez buyuruyor. Sadece farz. Sadece farzı. Sadece o kuşluk vaktinde bu kaza edilebilirdi farzıyla beraber. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalın.